Arkadaşlar hoş geldiniz. Dink Diren dünya şampiyonu. Son dönemde hayatı pek iyi gitmiyor. E bu da satranca yansımış durumda. Pek aklı burada değil gibi. Ama Ali Reza Firuja'da da aynı durum var. Moda mı satranç mı derken satrançtaki performansı düşmüş durumda tabii ki. Satranç odak gerektiriyor ve bu ikili birazcık masadan uzak gibi gözüküyorlar. İlk karşılaşmaları ikişer saatleri vardı. Beraberlikle sonuçlandı ve ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. Veya Hazırın 10 dakikası, siyahların 7 dakikası var ve şöyle bir konumda tabii ki siyahların bir avantajı olmasını e, bekleyeceğiz. Çünkü bu kadar dezavantaj fa fazla ve bu eşitlik bozma oyununda siyahlar berabere kalırlarsa kazanmış gibi sayılıyorlar. D4 at F6 ile başlıyoruz. At F3 G6'nın devamında fil F4 ile birlikte denk diren bizi 2023 Nisan'a götürüyor ve dünya şampiyonluk maçında bu varyantı oynamıştı ve yan Nepomniachi yenmeyi başarmıştı. Normalde bunu çok üst düzeyde hiç oynamıyorlar yani onu söyleyebilirim. Çünkü çok beraberliğe gidiyor ve beyazlar üstünlük elde edemiyorlar ve siyahlar da sakin sakin oynayıp beraber yapabiliyorlar. Ama Dink Diren bunu değiştiren isimdi son dönemde. Bakalım burada ortaya koyabilecek mi o performansını. Fil F4'ten sonra fil G7. E3'ten sonra kısa rok hamlesi geldi. Ve siyahlar merkeze hiç hamle yapmadılar burada. Ve fil 2den sonra da normal şartlarda bu yapıya karşı D5 C5 oynayabilirsiniz. Fakat fil 2nin devamında D6 ile birlikte burada Ali Reza Firuja Dinkliren'i yani hiç dinlemiyor, hiç görmüyor bile B6'yı dizecek. Ve ilerleyen zamanlarda belki de E5 oynamaya çalışacak. Ama fil de buradayken pek mümkün değil gibi gözüküyor. h 3ten sonra şimdi B6 hamlesi geldi. Ve siyahların bir noktada aslında yine yani beyazları dinlemeden e, çaprazlara filleri koyacak. Filler farklı çaprazlara bakacaklar. Çift fiançetto dediğimiz sisteme geliyoruz. Ve bakalım devamında Ali Reza Filoja nasıl bir varyant elde edecek. Kısa roktan sonra fil B7 ve A4'ün ardından burada siyahlar A6 oynuyorlar. Ve Dinklinen de Rakibe pek bakmadığını söyleyebiliriz. Çünkü burada C4'ü çok fazla görmeyiz. Neden? Ee, i̇lerleyen zamanlarda at C6'dan sonra at B4'ü çok rahat bir şekilde konacak. Yani buradaki A4 hamlesinden sonra sanki C3 oynasak ve buradaki yapıyı işte at d 2 vezir E2 derken işte E4 oynayacak şekilde dizsek daha iyi olabilirdi belki. Ama... Burada Dinklire'nin gerçekten performansının düşük olduğu bu hamleyle belli. Hemen C4 oynadı ve Ali Reza Firuca'da durumu hemen fark ediyor ve a C6 hamlesini oynuyor. Yani direkt A5 de oynayabilirdi. Devamında at C6, 5 B4 de oynayabilirdi. a C6 ile burayı başlatmak istedi ve a C3'ün devamında şimdi hemen A5 hamlesini görüyoruz ve A5'ten sonra da at burada rahat rahat B4'e konacak ve buradaki D5'in de çok bir anlamı kalmadı ve beyazlar da bunun üstüne bir de D5 oynadılar. Yani dikkat ederseniz Ding 11 hamle yaptı ve neredeyse sadece 30 saniye harcadı ve o kadar hızlı oynadı ki konumdaki bu stratejik fikirleri de kaçırmış oldu. At B4'ten sonra e4 hamlesi geldi. Belki burada hani bir noktada merkezi güçlendirmek istiyorsunuz ama buradaki atın D7'den sonra C5'e ile birlikte hem E4'de büyük bir baskı olacak hem de filin çaprazı açık. At çok güzel bir karede ve bu da yani C5'e gelirse atlar D3'e çok güzel bakacaklar ve buradaki fili kullanma ihtimaliniz de zaten piyon yapısından dolayı kalmadı ve bir anda konum acaba Ali Reza Firuze'ye direkt kazanç duruma mı geçti? En azından stratejik durumda. At D7 at edilen sonra Vezir D2 hamlesi geldi. Alt C5'ten sonra E4'e baskı yapılıyor. Tabii ki aklımıza gelen şeylerden bir tanesi bir tane fil C3 ve devamında B c 3ten sonra at gittikten sonra E4'ü nasıl savunacaksınız? Kale A D1 hamlesi geldi. Tabii ki ilerleyen zamanlarda vezirin E3'e gitme ihtimali var E4'ü korumak için. Dolayısıyla at C2'den belki de kaçmak istedi. Kale D1 oynandıktan sonra da burada E5 hamlesi geliyor. Şimdi e, öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Fil beyinde belki hiçbir iş yapmıyor ama karşılığında atlar çok iyi durumda oldukları için file en kötü ihtimalle burada C8'e çekip devamında F5 oynayabilirsiniz. Ama Ali Reza Firuze çok akıllı bir hamle yapıyor ve E5 ile beraber burayı kitlemek istiyor. Diyelim ki siz fili bir yere döndünüz. Yani H2 de olabilir H6 da olabilir. Hadi H6'ya gidelim. Buradan sonra yani bir tane fil C8 ya da direkt F5'ten sonra fil C8 ile beraber bu fili çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Vezir kanadı kapandı. Atlar çok iyi konumdalar ve kalenin de hattı açılınca burada artık siyahlar oyunu net bir şekilde kazanacaklar. Dolayısıyla E5'ten sonra mecburen siz D çarpı E6 almak zorundasınız. Ama F çarpı E6'nın devamında gördüğünüz gibi E4'e inanılmaz bir baskı var ve E4'ü koruyan C3'e karşı da bir baskı var ve aynı zamanda kale F4'ü ister vaziyette burada veziri de buradan başka bir yere atamıyorsunuz ve dolayısıyla burası çok zor bir hal aldı bir anda. Yani 15 hamlede belki de oyun bitmiş oldu. Linklenen hızlı oynayacağım diye oynadı belki ama konumu bitirdi belki de. Fil G5'ten sonra şimdi vezirin bir yere kaçması lazım. Vezir E8'e döndükten sonra fili bir daha oynadı. H6'ya geldi ama bu sefer de gördüğünüz gibi E4 düşmüş oldu. Fil çarpı E4 hamlesi geldi. Fi G7, Şah G7, At E4, At E4'ten sonra yani yok yere bir tane piyon kaybedildi burada. Ve e, At E4'ten sonra bir tane Vezir D4. Evet ver Şah'ı ver aynı zamanda buradaki atı. Zaten belki de aklınıza şöyle gelecek. Yani file 4te neden aldı derseniz burada Vezir D4'ten sonra At F6 dönebilmek için aldı. Yoksa önce atla başlasaydı burada tabii ki Fi'li kaybetmiş olacaktı. At F6'dan sonra şimdi B3 hamlesi geldi. E5 ile birlikte siyahlar konumu çok rahat dizdiler vezir e3'e gittikten sonra da at d7 at belki de tekrardan koşarak C e, buraya tabii ki c5'e zıplamak istiyor. Hem b3'e baskı yapmaya devam edecek hem de atlar burada çok güzel kalacaklar. At 2 at c5. Yani burada kapıdan kovdunuz tekrardan bacadan dönmüş oldu burada Ali Reza Firujan'ın atı. Alt C5'ten sonra şimdi alt G4 hamlesi geldi. E tabii ki bir şeyler yapmak istiyor, h6'ya gelmek istiyor. Onun karşılığında da buraları korumak adına belki de vezir F7 hamlesi geldi. Bilgisayar çok fazla beğenmiyor ama bunun karşılığında ancak bir vezir F pardon, F4 e, tabii ki konumu kurtarabilirmiş. Ama oradan sonra da Vezir e ile beraber hala daha Ali Reza bu konumda iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ee, tabii ki siz bu f 4de oynamazsınız. Siyahlar hemen kale E8 getirecekler. O yüzden belki de son şansınızı burada denemeniz gerekiyordu. Fakat fil F3'ün ardından artık kale A E8 var. Kale de buradan kaçtı. Belki gördüğünüz gibi buradaki... E yani beyaz kareler çok zayıf ama file oraya koyamıyorsunuz bile. Dolayısıyla bir tane filde 5 belki gelmek istediniz ama vezir f4'ten sonra buradaki fil bu çaprazlı bir şey yapmıyor. Dolayısıyla buradaki atı vermediniz bile. Vezir f4'ten sonra vezir c3 hamlesi vezirleri kesmek istemiyor. Zaten siyahlar bir piyon öndeler burada ve aynı zamanda at b e baskı yaptığı için buraları korumak çok zor olacak. H5 hamlesi oynandı. At E3'e kaçtıktan sonra vezir F6 tabii ki ilerleyen zamanlarda bir tane E4 oynamak istiyor. Atı D3'e koymak istiyor, vezirleri kesmek istiyor ve devamında bu kaleleri de kullanmak istiyor. Yani siyahların konumu baştan beri yani çok çok güzel gidiyor ve vezir F6'dan sonra kale B1 oynamayı tercih etti. Hani yani belki ilerleyen zamanlarda B3'ü tutarım dedi ama kale B1'de eğer bu atın B3 tehdidini tutmak için geldiyse vay halimize. Çünkü konum yani bitmiş demektir. Ve kale B1'den sonra bir tane E4 oynanıyor. Gel vezirleri keselim. Ve vezirleri kesmenin sonucunda da çünkü şöyle bir şey var. Eğer vezirleri kesmezseniz devamında C6'ya buradaki fil düşmüş olacak. Ki sebep. Yani kesseniz dahi yine de düşmüş olacak. Dolayısıyla Dinkleren artık çok da fazla dayanamıyorum bu konuma dedi. Ve 2.5 dakikanın sonunda 29 hamleden sonra oyunu terk etti. Bariz bir şekilde Dinkleren'in kafasının burada olmadığı kesin. Ve belki bu performansına göre değerlendirecek Dinkleren. Belki dünya şampiyonluk maçına çıkmayacak. Belki öyle bir karar bile alabilir. Hep birlikte gelişmeleri takip edeceğiz bu ekranlarda umarım keyif almışsınızdır keyif aldıysanız kendinize çok iyi bakın ve like atmayı tabii ki unutmayın yeni videolarda görüşelim hoşçakalın bay bay